Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte sıfır geometri kampının 14. hafta videolarına başlıyoruz. Evet bu hafta ne yapıyoruz? Çemberde açıya geçiyoruz. Çemberde açıyı 4 videoda anlatmayı planlıyorum. Bu videoda ne yapacağız? Kitabımızdaki 163. sayfadan başlıyoruz. Yani merkez açı, çevre açı, teğet kirşi açıdan bahsedeceğim. Bunlar bir bütün olduğu için hepsini birlikte anlatmak zorundayım. O yüzden sayfa 163, 164, 165, 166, 167, ve 168'in yarısını işleyeceğiz. Yani toplamda 5,5 sayfa bizi bu videoda bekliyor. Hocam çok uzun sürmez mi? Ya yani soruların çözümleri kısa olduğu için çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Ama bir bütünlük olması bakımından bu şekilde anlatmak zorundayım. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Çemberde açı. Öğrencilerin genelde çember konusunda en iyi yaptığı konulardan biridir. Yani merkez açı, çevre açı, teyit kiriş açı üzerine kurulmuştur. Bazı özel tiplemeleri de var. Aslında Açı, uzunluk ve e, alan konusu diye ayıracak olursak en fazla özellik burada var ama en fazla özellik burada olmasına rağmen en fazla tanım daha doğrusu. Burada olmasına rağmen öğrencilerin en rahat yaptığı konu diyebiliriz. Ama e, burayı rahat bir şekilde yapıyorsunuz. Uzunluk ve alanda gerçekten çok çok daha rahat bir şekilde yaparsınız. Çünkü orada çok fazla bilgi yok. Anahtar kelimelerle işleri hallediyoruz. Evet çemberde açıya şöyle bir başlayalım isterseniz. Gerçekten kolay. E, açı ve yay ilişkisi bizim için burada çok önemli merkez açı, teğet kiriş açı ve çevre açıdan bahsedeceğiz. Öncelikle şunları bilelim bakalım. Çemberin tüm yay ölçüsü kaç derecedir? 360 derecedir. Evet çemberin ölçüsü. Şuradaki ölçüsü kaç derece oluyor arkadaşlar? 360 derece oluyor. Çap çemberi ne yapıyor? Çap dediğimiz neydi? Çemberin merkezinden geçen kirişti değil mi? Şu çap çemberi iki eşit parçaya ayırıyor. Yani bu iki eşit parçaya nasıl ayırır? 180-180 derece şeklinde iki eşit parçaya ayırır. Yani çap çemberi iki eşit iki, iki eşit parçaya. Evet iki eşit yaya böler şeklinde söyleyebiliriz. Onlar da kaçar derece oluyor? 180'er derece oluyor arkadaşlar. Şimdi açıyla ilgili tanımlara gelelim. E, merkez açı var. Arkadaşlar bu açılar merkez açı, çevre açı ve teğet açı olmazsa olmazımız. Bunların tanımlarını bileceğiz. Başlangıç noktaları çemberin merkezi olan iki ışının oluşturduğu açıya ne diyoruz? Merkez açı diyoruz. Merkez açının ölçüsü çember üzerinde ayırdığı yayın ölçüsüne eşittir. Yani ne demek istiyoruz burada? Şuradaki AB yayının ölçüsü buradaki şeye eşittir. Yani burası alfaysa burası da ne olacaktır? Alfa olacaktır. Yani m AB yayının ölçüsü neye eşit oluyor? AOB açısına eşit oluyor arkadaşlar. Şurada m harfi yazalım tabii başına da. m AOB açısına eşit oluyor. Yani açı ve gördüğü yay çünkü bizim için önemli olan merkez açıda da çevre açıda da teğet açıda da açı ve gördüğü yay ilişkisi. Açı alfa ise gördüğü yayda ne oluyor? Tabii merkez açımız alfaysa o da merkezden çıkan açıda. Yani şuradan çıkan şöyle rastgele bir açıda burası alfa iken burası alfa diyemiyoruz. Merkezden çıkan açılarda bunu diyoruz. Tanım gereği alfa ise gördüğü açıda yay da alfa olmak zorunda arkadaşlar. Bak uzunluğu demiyoruz. Ölçüsü diyoruz arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Çevre açı. Evet. Köşesi çember üzerinde olan işte B köşesi mesela. Ve kenarları çemberi kesen açıya biz ne diyoruz? Çevre açı adını veriyoruz. Çevre açının ölçüsü çember üzerinde ayırdığı yayın ölçüsünün yarısına eşittir. Yani burası 2 alfa ise burası ne olacak arkadaşlar? Alfa olacak. Bunu unutmayın. Yani ya da tam tersi. Burada çevre açımız alfa ise gördüğü ya 2 alfa. Açı ve gördüğü ya ilişkisi bizim için önemli ya. O yüzden alfa ise 2 alfa. Merkez açıda alfa ise alfaydı. Çevre açıda da alfa ise 2 alfa olacak. Bunu iyi bir şekilde bilin arkadaşlar. ABC açısı mesela burada alfa ise o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? ABC açısı alfa ise AC yayının ölçüsü de neye eşit olacakmış? AC yayının ölçüsü şöyle yay işareti şeklinde gösteriyoruz. O da 2 alfaya eşit oluyor. Sonra buradan da güzel bir şey gelmiş. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Sebep? Hocam bu çap ya. Çap çemberi iki eşit parçaya ayırıyor ya. O yüzden burası da 180'dir. Burası da 180'dir. E biz şimdi çevre açıyı öğrendik. Çevre açıyı öğrendiğimiz için buradaki açı 90 derecedir. Çünkü bu açı 180'i görüyor. Açı ve yay kişi. Çevre açıda ne oluyordu? 2 katı oluyordu. Yani 180 ise burası yarısı olacaktır. 90 derece. Aynı zamanda bak burada şu çapı görüyor. Buradaki açı. Burası da 90 derecedir. Niye? Çünkü 180'i görüyor aslında. Çapı görmesi yay olarak 180'i görüyor anlamına geliyor. 180'in yarısından dolayı burası da 90 derecedir. Yani ACB açısı da 90 derecedir. Buradaki ADB açısı da 90 derecedir arkadaşlar. Bu da önemli bilgilerden biridir. Bunu da sorularda kullanıyoruz. O yüzden buna dikkat edin. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Hadi bakalım. Şimdi ne var? Teğet kiriş açı. Evet, köşesi çember üzerinde bulunan, kollarından biri teğet olan teğet, teğet, diğeri ise kiriş olan açıya ne diyoruz? Teğet kiriş açı diyoruz arkadaşlar. Teğet kiriş açı. Evet, bu teğet ile kiriş arasında kalan açı. Yalnız bak burada dikkat edin. Burada da şuraya kadar alınmış gibi gözüküyor. Dikkat. Burada biz teğet ile kiriş arasındaki açıdan bahsederiz. Bir kiriş ile bir yay arasındaki açıdan bahsedemeyiz. Yani buradaki açı şuraya kadar kalan açı değil. Bak tamam mı? Şu kiriş ile bu teğet arasında kalan açı. Şurası yani şuradaki açı ya da şuradaki açı fark etmez. Bu açı çevre açı muamelesi yapacaksın. Buradaki açımız alfaysa burası ne olacak? 2 alfa olacak. Çevre açı gibi düşünebilirsiniz. Yani burada da yazmışız zaten. Teğet kiriş açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir. Yani çevre açı gibi. O yüzden biz şunu söyleyebiliyoruz. Çevre açıyla teğet giriş açı. Arkadaşlar dikkat. Çevre açıyla teğet giriş açı aynı yayı görüyorsa birbirine eşittir. Mesela burada teğet giriş açı bu yayı görüyor ya. Burada da bir tane çevre açı olmuş olsaydı. E hocam alfa 2 iki alfa yazdık ya. Çevre açıdan dolayı burası da alfa mı oldu? Evet. Mesela sen bunu kural olarak ezberlemek zorunda değilsin. Gördüğün üzere iki alfayı görüyorsa da burası alfa dersin. Yani sen böyle bir şeyle karşılaştığın zaman. Öncelikli olarak teğet kiriş açı. Yani teğetin olduğu yerdeki açı gerçekten önemli. Teğet kiriş açı önemli bir yere sahip. Sen teğet kiriş açıya alfa dersin. Açı ve gördüğü yay ilişkisi çok önemli. Alfa ise burası 2 alfa dersin. E burası 2 alfaysa burası da ne oluyor arkadaşım? Burası da alfa oluyor çevre açının mantığından dolayı. Mesela yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Aynı yayı gören çevre açılar birbirine eşit. Işte bunu sorularda kullanabilirsiniz. Ama özellik olarak algılamak zorunda da değilsiniz. Niye? Çünkü burası alfayken burası nedir? 2 alfadır. E burası 2 alfa bak burada çevre açı var. Burası da alfadır. E hocam burası 2 alfa mıdır? Hayır bak merkez dememiş burası. Merkez deseydi burası da merkez açıdan 2 alfa derdik. Burada kaçıyı nasıl bulacağız? Orada kaçıyı şu an çemberin e, merkez açı çevre açı gibi bilgilerle bulamayabilirsiniz. Ama böyle şeylerle karşılaştığınız zaman e, hala çemberde açıda da üçgensel bilgiler yine geçerli. Mesela atıyorum sen burada kaçıyı bulursun? 2 iç açın toplam bir dış açı. Ya işte üçgen bilgileri yine burada da karşımıza geliyor. Ve geçen haftaki anlattığımız hani çember 1, çember de anlattığımız kısım vardı ya. Bazı yerlerde sıkıştığımız zaman en etkili silahımız neydi? Yarı çap çizme. Bu ders içerisinde onu da söyleyeyim. Çünkü biz bunu çemberde açıda da çemberde uzunlukta da kullanacağız arkadaşlar. En etkili silahımızın da yarı çap olmasında sakın ama sakın yine unutmayın arkadaşlar. Evet bu da burada dursun isterseniz. Şimdi bununla ilgili başka bir şey söyleyebilir miyim? Daha önce söylemiştim. Yine hatırlatma yapabilirim. E, şunu söylemiştik. Hani teğet olduğu zaman merkez teğet çektik olayını söylemiştik. Buranın 90 derece olduğunu söylemiştik. İspatını şimdi daha rahat bir şekilde yapabilirim ben. E, burada şunu şöyle uzatacak olursam. Teğet kiriş açı oluştu. E hocam bu çap oldu. Çap olduğundan dolayı buradaki yay 180 derece oldu. Bak teğet kiriş açıdan dolayı, teğet kiriş açıdan dolayı 180'i görüyorsa burası da 90 derecedir. Hani merkez teğet çektik olayı diye söylemiştik ki anahtar kelimelerden biriydi. İşte ispatlarından biri de teğet kiriş açıdan ispatlanıyor. Geçen hafta yine videoda söylemiştim ama şimdi ispatım daha rahat bir şekilde bu şekilde yaptığımızda söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Şöyle kısaca özetleyecek olursak, merkez açı açı ve gördüğü yay aynı. Açı ve gördüğü yay ilişkisi zaten bu açılarda çok önemli. Çevre açı açı Alfa ise gördüğü yay 2 alfa. Teğet giriş açıda çevre açı muamelesi yapacaksın. Açı alfa ise gördüğü yay 2 alfa şeklinde olacak. Soruların içerisinde yine üçgende açı bilgileri karşımıza çıkabilir. İki iç açının toplamı bir dış açı şeklinde ifadelerle yine karşılaşabiliriz. Bunu da sakın ama sakın unutma. Sadece çemberde açı kurallarını yapacaksın diye bir şey yok. Eski bilgilerin yine senin karşına çıkabilir. Bunu da sakın ama sakın unutma. Hadi bakalım. Şimdi örneklere başlayalım. Arkadaşlarım AOB açısını kaç derece vermiş? Bak açı AOB açısını 70 derece vermiş. AB yayı isteniyor. Arkadaşım merkez açı. Merkez açı olduğundan dolayı burası direkt ne olacaktır? Gördüğü yayın ölçüsü eşit olacaktır. Yani 70 derece. Birinci soru 70 oldu. Geldik 2'ye. Şimdi 95 merkez açı verilmiş. O zaman gördüğü yay nedir arkadaşlar? E o zaman 95'tir. Bizden ACB yayının ölçüsü isteniyor. Yani şuradaki yayın ölçüsü isteniyor arkadaşlar. E ben buraya alfa dersem tamamının ölçüsü yani alfa artı 95'in kaç olması lazım? 360 olması lazım. Çünkü çemberin ölçüsü 360 derece. Alfa da buradan 360 eksi 90. O da kaç? 95 pardon. O da kaç yapıyor? 265 yapıyor. 365, 360'tan 95 çıkartırsak. Cevap 265 oldu. Evet şuraya da 265 düzgünce yazalım. Geldik 3'e. Evet AOB açısını 110 derece vermiş. OBA açısı isteniyor. OBA. Arkadaşlar üçgenin açısı isteniyor. Şuradaki açı isteniyor. E arkadaşım ne var burada? Bak üçgen var burada. Bak yaylarla ilgili bir işim yok gibi. Bak bu da yarıçap, bu da yarıçap. Yarıçap bilgisini kullanacağız. Hocam bu da yarıçap, bu da yarıçap. Yarıçaplar birbirine eşit. A kenar üçgen çıktı. E o zaman ikizkenar üçgen çıktıysa ikizkenarın taban açıları nasıl buluruz? 180'den 110 çıkart. 70. 2'ye böl. 35 derece 35 derece çıkar. O zaman oba açısı kaç oldu? 35 derece oldu. Cevap 35. Üçüncü soruda. Geldik dördüncü soruya. AOB açısını 3x eksi 40 demiş. Bakın AOB açısı işte burası. 3x eksi 40 demiş. E sonra ACB yayı. ACB yayında 2x artı 10 vermişler. Arkadaşım burada bir merkez açı var. Merkez açı 3x eksi 40 ise aslında bu da nedir? 3x eksi 40'tır. Çünkü merkez açımız alfaysa gördüğü yay da aynısı oluyorlar. E hocam bu yay hem 2x artı 10 verilmiş hem 3x eksi 40 verilmiş. E de birbirine eşit. Buradan 2x artı 10 eşittir. 3x eksi 40'ı diyecek olursak. 2x öbür tarafa attığımızda 3x'den 2x çıkınca x kaldı. Eksi 40'ı da öbür tarafa atınca artı 40 çıkar. 10 artı 40'tan burası da 50 çıkar. Yani x'i böylelikle kaç buluruz? 50 olarak buluruz. Evet geldik örnek 5'e. Ne demiş örnek 5'te? O çemberin merkezi demiş. 2x 10 derece demiş. O zaman merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşit olduğu için burası da 2x 10 olmak zorunda. ACB yayında 250 demiş. E burası da 250 ise. E hocam hepsinin toplamı 360 diyebiliriz. Ya da kısaca hocam burası 250 ise. Buradaki yayın ölçüsünün kaç olması lazım? 360'tan 250'yi çıkartacağız. O da kaç yapıyor? 110 yapıyor. E burası 110 olmalı. Ya da 2x 10 artı 250 eşittir 360'da diyebiliriz. Ya da direkt 2x eksi 10 eşittir 110 diyelim. E buradan 2x eşittir ne oldu? Eksi 10'a bir tarafa geçti. Artı 10 oldu. Yani 120 oldu. X de böyle kaç çıktı? 60 çıktı. Örnek 5. 60 oldu. Geldik örnek 6'ya. Evet. Bak bizim için önemli olan neydi? Açı ve gördüğü yay. Hocam 50. Gördüğü yay maalesef yok. Görüyorsun bak. 50 böyle bir yayı görmüyor. Hocam 60. 60 da bir yayı görmüyor. Açı ve gördüğü yay ilişkisi. E bir şey yok. O zaman bir şeyler çizmeliyiz. En etkili silahımız neydi? Yarı çap. O zaman yarı çapını çiz kardeşim. Hop çizdin. Ama yarı çapı çizmeyle kalmasın. Yarı çap eşitliğini göster. Hocam bu da yarı çap. E bu da yarı çap. E bu da yarı çap. Ne çıktı burada? Hocam ikiz kenar çıktı. 60 60 oldu. Hatta 60 60'sa burası da 60 oldu. 180'e tamamlayan açısı. Şuradaki ikiz kenarlıktan dolayı 50 ise burası da 50 oldu. 50 50 100 ise buraya da 80 mi kaldı? Evet. Üçgen iç açıları toplamından. Ne dedim zaten videonun başlarında? Üçgen bilgisini de kullanacağız diye söyledik. Sadece çemberde açı kurallarıyla değil. Bizden A, O, C açısı isteniyor. Evet. Şuradaki açı isteniyor. A, O, C açısı da 80 artı 60'tan neye eşit oldu? 140 dereceye eşit oldu. Cevabımız böylelikle 140 oldu. Geldik örnek 7'ye. Bak. O merkezli çeyrek çember. Çeyrek çember olduğu için burada kaç kaç derecedir? 90 derecedir. Daha öncesinde bahsetmiştik bundan. B, C, o açısı 75 derece olarak verilmiş. Bak açı ve gördüğü yay. Hocam çeyrek çember verilmiş. Bunu çembere tamamlayayım mı? Hayır. Genelde çeyrek çember verilmişse çeyrek çember sorunun çözümü için yeterlidir. Ha bazı sorularda çözemiyoruz. Tamamladığımız sorular oluyor ama çeyrek çember dursun. Şimdi burada açı gördüğü yay ilişkisi yok hocam. Burada da açı gördüğü yay ilişkisi yok hocam. E ne yapacağız? Ek çizim vari bir şey var mı? Çemberde ek çizim dediğimiz zaman ne diyeceğiz? Bunu her videoda söyleyeceğimi söylemiştim size geçen hafta. En etkili silahımız yarı çap. Bir şey çizeceksek özellikle. O zaman çemberin merkezine kalemimi koydum. Yarı çap öyle kafana göre değil. Çember üzerindeki noktaya bak B noktası var. Hemen buraya çizdim. Hocam yarı çap çizmeyle kalmasın. Bu da yarı çap. Bu da yarı çap. Aa, bu da yarı çap. Bak ne çıktı burada? İkiz kenar. Yani 75 ise 75 taban açıları eşit. 75, 75, 150. Buraya ne kaldı? 30. E tamamı 90. Burası 60 oldu. E hocam ikiz kenar tepe açısı 60. Ya da burası x deyip Hocam 2x artı 60 eşittir. 180'den cevaba ulaşabiliriz. Ya da hocam 180'den 60 çıkartıp 2'ye böleceğiz. 180'den 60 çıkart. Çünkü ikiz kenarın tepe açısı ya. 120. E 120'yi de 2'ye böldüğün zaman kaç çıkıyor? 60 çıkıyor. O zaman örnek 7'yi de böylelikle 60 buluruz. Evet geldik örnek 8'e. Açı ve gördüğü yay. Maalesef 70 bir yeri görmüyor. Hocam ben bunu böyle uzatırsam. işte böyle uzatmaları genelde yapmıyoruz arkadaşlar. Bak yarı çap çizmiş oluyoruz ama. Yarı çapı çember üzerindeki noktayı çizeceğiz. Böyle açı ve gördüğü yer ilişkisi yoksa. Bak yarı çapla bir yer eşit verilmiş. E hocam bu da yarı çap uzunluğu. E bir şey yapmalıyız. Ne yapmalıyız? Bir şey çizmeliyiz demek ki. Yani açı ve gördüğü yer ilişkisi yok. En etkili silahımız Yarı çap. Çiz bakalım yarı çapı. Çizdik. Yarı çapı çizince bu da yarı çap uzun olduğunu gösterelim. Sadece çizmeyle kalmasın. Ne çıktı burada? Hocam ikiz kenar hatta bak. 1, 2, 3, 3 tane eşitlik var. Eşkenar üçgen çıktı. O zaman burası 60. Burası da 60. Burası da 60'tır. E şimdi 70'i kullanalım. Burada da bir ikiz kenar çıktı. 70 ise o zaman burası da 70'tir. 70, 70, tam 180'e tamamlayan açısı burası da 40 yapar. Bizden A, B, C açısı isteniliyormuş gerçi. A, B, C açısını bulduk. 70 artı 60'dan o da kaç çıkar? 130 derece çıkar. Cevabımızı böylelikle 130 bulduk arkadaşlar. Örnek 8'de. Yani üçgen bilgilerini kullanıyoruz. Geldik örnek 9'a. O noktası çemberin merkezi. O, A ile B, birbirine eşit verilmiş. Şu ve şu birbirine eşit verilmiş. Bizden de B, C, D'ye isteniyor. Bak yarı çapla alakası yerde bir eşitlik vermiş. Demek ki bir şey çizmeliyiz. En etkili silahımız neydi? Yarı çap. E o zaman ne duruyorsun? Çiz bakayım yarı çapı. Bu da yarı çap hocam. E bu da yarı çap hocam. Çember üzerindeki köşeleri çiziyorduk ya. Aa bu da eşit bu da eşit. Ne çıktı burada? Eşkenar. Yani burası da 60 burası da 60 burası da 60 oldu. E hocam 60 sa bizden bu yay isteniyor. Merkez açı oluştu. 60 sa gördüğü yay da kaç olur? 60 olur. Yani BCD yayı 60 derece oldu. Evet örnek 9'u da 60 bulduk. Geldik örnek 10'a. O noktası çemberin merkezi 30 derece ve 20 derece verilmiş. DC yayının ölçüsü nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikle burada AB'nin sanki çapta denmesi de gerekiyor arkadaşlar. Burada ona ekleyelim ve soruyu ona göre çözelim. Şimdi burada 20 derece verilmiş. 30 derece verilmiş. 20 ise gördüğü yay. 20 30 ise gördüğü yay. 30 deyip sonra bunun tamamının 180 olmasından dolayı da buradaki yayın ölçüsünü bulabiliriz. Ya da Hocam şu çap ya çap olduğundan dolayı doğrusal olmuş oluyor. 30, 20 daha 50. E 180'e tamamlayan açısı kaç yapıyor? 130 derece yapıyor. E burası 130 oldu. E burası 130 olduysa bizden bu yayın ölçüsü isteniyor. Bu yayın ölçüsü de merkez açıdan dolayı kaç derece yapar? 130 derece yapar. Dolayısıyla örnek 10'u böylelikle ne bulduk? 130 bulduk. Geldik örnek 11'e. Şekildeki saat 16'yı göstermektedir. Buna göre akrep ile yelkoğan arasındaki açı kaç derecedir diye soruluyor. Şimdi saate baktığımız zaman kaç tane bölme var? 12 tane eş bölme var. 12 tane eş bölme. E, saatin tamamı kaç derece? 360 derece. O zaman biz 360'ı 12'ye böldüğümüz zaman ne oluyor? 30 derece oluyor. Yani her bir bölme 30'ar derece olmuş oldu. E bizden de zaten şurada kaçı isteniyor? Bu gördüğü yayın ölçüsüne eşitliği midir? Yani Buradaki ölçüye baktığımız zaman 30, 60, 90, 120 burası. Merkez açıdan dolayı x'i de ne olmak zorunda? 120 derece olmak zorunda. Yani örnek 11'i böylelikle 120 bulduk. Geldik örnek 12. Daire dilimi biçimindeki özdeş kanatlardan oluşan ve bu kanatlar kanatları tek noktada kesen şekildeki rüzgar gününün dış kısmı bir çember üzerindedir. Evet şu çember tamamlandığı zaman. Bu rüzgar gülünün ard arda gelen her iki kanadı arasındaki açı birbirine eşittir. Evet. Her iki kanat arasındaki açı, şuradaki açı, şuradaki açı, şuradaki açı. Şunlar neymiş arkadaşlar? Birbirine eşitmiş. Tamam bu eşitleri gösterdik. Rüzgar nedeniyle bu rüzgar gülünün kanatlarından biri kırılmıştır. Ve şurada açı 80 derece yapmış. Yani diyor ki sana şuradaki kırıldı ya, şurası 80 derece oldu diyor. Tamam. Şimdi... Buna göre başlangıçta arda arda gelen her iki kanat arasındaki açı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. E ben buraya alfa dersem burası da alfaysa zaten bizden ne isteniyor? Arda arda gelen her iki kanat arasındaki açı isteniyor. Alfa isteniyor bizden. Arkadaş e 80 tamamı 80'di. Burada kaç ne kaldı o zaman şöyle bakacak olursak. 80 2 alfa kaldı. E bunlar özdeşti. E 80 2 alfa. Burası da 80 2 alfa. Burası da burası da burası da burası da. Burası da. Yani şu alfaları toplayalım arkadaşlar. Bu ölçülerin hepsinin toplamı ne yapması lazım? 360 yapması lazım. Kaç tane nokta açısı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane alfa var. Artı kaç tane karat var? Yine 6 tane karat var. 6 tane 80 2 alfanın toplamı. Hem alfaları hem de 82, 80 2 alfaları topluyorum. Neye eşit olmak zorunda? 360'e eşit olmak zorunda. E buradan ne geldi arkadaşım? 6 alfa artı 480 6'yı dağıtıyorum ya böyle. Eksi 12 alfa eşittir 360 yaptı. Buradan eksi 6 alfa geldi öbür tarafa atınca 6 alfa yaptı. 360, 4, 360 öbür tarafa atınca 480 eksi 360'dan 120 derece yaptı. Böyle 120'yi de 6'ya böldüğümüz zaman kaç derece buluruz? 20 derece buluruz. Zaten bizden iki kanat arasındaki açı isteniyordu. Dolayısıyla cevap 20 çıktı. Evet örnek 12'yi 20 bulduk. Geldik örnek 13'e. O merkezli çemberde ADB açısı 40 derece verilmiş. E o zaman 40 ise açı ve gördüğü yay. Çevre açı var bu sefer. Gördüğü yay 2 katı olacaktır. Yani burası kaç? 80. Zaten bizden ACB yayının ölçüsü isteniyor. O da kaç derece yapar? 80 derece yapar. Örnek 13, 80 yaptı. Geldik örnek 14'e. Çevre açı var burada. Açı ve gördüğü yay 20 ise gördüğü yay 40'tır. 50 ise gördüğü yay 100'dür. Yani ben buradan X'i 40 buldum. Y'yi de 100 buldum. Bizden ne isteniyor? X artı Y isteniyor. Yani 40 artı 100'den cevap ne yapar? 140 yapar. Evet 14. soruyu böylelikle 140 bulduk. Geldik 15. soruya. Yine bir çevre açı var. Çevre açı gördüğü yay hemen 2 katı olmak zorunda. Yani burası 4x olmak zorunda. Aynı zamanda bu yayın ölçüsünü 3x artı 50 vermişler. E o zaman 4x eşittir 3x artı 50 ise 3x attık öbür tarafa. 4x eksi 3x'ten x kaldı. x neye eşit oldu? 50'ye eşit oldu. Örnek 15 50 oldu. Geldik örnek 16'ya. Evet burada bir açı var. Verilen bilgiye yoğunlaşalım. Bu da bir çevre açı. Çemberin köşesinden çevresinden çıkan bir açı. 40 sa hemen açı ve gördüğü yay ilişkisinden dolayı direkt 2 katı olacaktır. Yani burası 80 olacaktır. Bizden x isteniyor. O merkezli çember dediği için Buradaki merkez açıdan dolayı x de kaç yapacaktır? Açı ve gördüğü yay birbirine eşit olduğundan 80 derece yapacaktır. Yani böylelikle örnek 16'yı 80 bulduk. Geldik örnek 17'ye. O merkezli çemberde. Şimdi BDC açısından bahsetmiş. BDC ve BAC açısından bahsetmiş. Yani şu doğrusal oluyor o zaman bu açıdan bahsetmişse bu açıdan bahsetmişse de. Ee, bir ara bahsetmiştim. Aynı yayı gören çevre açılar birbirine eşit hocam direkt cevap 35 diyebilirsiniz. Ya da Açı ve gördüğü yay ilişkisinden gidin. 35 ise gördüğü yay 70. Beni ilgilenen ya merkez açı, çevre açı ve teğet kiriş açı. Var mı öyle bir şey? Var. Nerede? Bak şurada bir çevre açı var. E hocam buradaki çevre açıdan dolayı 70 ise gördüğü yayda yarısı olacağından dolayı açı ve yay ilişkisi bire e oral oran vardı. 35 derece yapar. Böylelikle x'i 35 derece olarak buluruz. Örnek 17'de. geldi. örnek 18'e. Hemen açı ve gördüğü yay ilişkisi 10 sa gördüğü yay 2 katı çevre açıdan dolayı 20. 70 ise gördüğü yay 2 katı burası 140. E buradaki x açısı isteniyor. x açısı da şurayı görmüyor mu? Evet. E burası da 2x olması lazım. Yani 2x eşittir 140 artı 20 160 olduğundan x de böylelikle 80 derece olarak çıkar. Örnek 18'i 80 bulduk. Geldik örnek 19'a. Şimdi bizden x açısı isteniyor. Bir kere açı var burada. Çevre açı. Hemen açı ve gördüğü yay ilişkisi 40 sa gördüğü yay ne olacak? 80 olacak çevre açıdan dolayı. E hocam x var burada. Bak x'e baktığımız zaman çevre açı değil, merkez açı değil, teğet kiriş açı değil. O zaman ne yapıyorduk? Bir ek çizim var mı yok mu? Ya da üçgensel bilgi var mı yok diye bakıyorum. Üçgensel bilgi yok. O zaman ek çizimi düşüneceğiz. Ek çizim dediğimiz nedir? Evet en etkili çizimimiz neydi? Yarı çap. Çiz kardeşim yarı çapı. Yarı çapı çizdin. Aa hocam bu yarı çizince eşitleri de aklımızda bulunsun tabii ki. X kenar. Bak burada bir merkez açı oluştu. Merkez açıdan dolayı burası 80 derece oldu mu? Oldu. 80 ise burası 80 çünkü çemberin merkezinden çıkan açı. E burası x ken, burası da x oldu. Ya da x kenar üçgenin ya şunu yazabiliriz. 2x artı 80 eşittir hocam 180'den. 2x eşittir 100'den. X'i de böylelikle 50 derece olarak buluruz. 100 bölü 2 olduğundan dolayı. Ya da x kenarın tepe açısı 80. 180'den 80 e çıkart. 100 2'ye böl 50 50 oldu deyip x'i de 50 derece olarak buluruz. Örnek 19'u 50 50 bulduk. Geldik. Örnek 20'ye. Şimdi beni ilgilendiren neydi? Açı ve gördüğü yer ilişkisi. Hemen x ise gördüğü yer 2x yazabiliriz. Başka öyle bir şey var mı? Yok. 70'i kullanacağım. 70 hocam bir ayı görüyor mu şöyle? Hayır görmüyor. Hocam ben şunu şöyle uzatsam. Ya arkadaşlar olur da. Yani bu şekilde uzatmalara ben biraz karşıyım ne yapacağız? Bir şey çizeceksek. Tamam burada da yarı çap çiziyoruz ama ben yarı çap çizmeyi nasıl öğrettim size? Çember üzerindeki köşe noktalarına. Bir şey çizmem lazım burada. 70'i kullanamıyorum çünkü. O zaman kalemimi hemen merkeze koydum. Al sana yarı çap. E burada başka şey var mı? Köşe C var. C'ye çizdim zaten bir de B var. Al sana yarı çap. Ama yarı çap çizmeyle kalmasın. Bu da yarı çap. Bu da yarı çap. Hatta şurası da yarı çap değil mi? Evet. Aa bak şimdi şeyi kullanabiliriz. 70. 70'i kullanabilirim. 70 ise burası da 70 mi yaptı? Evet. 70, 70, 140'tan dolayı burası kaç oldu? 40. Aa, bak 40. 40 ise gördüğü yay nedir? 80 değil 40'a eşittir. Çünkü niye? Merkez açıdan dolayı. Çevre açıdan dolayı da 20 eşittir diyebiliriz. Ya da 2x 40 ise x'i de böylelikle kaç buluruz? 20 olarak buluruz. Örnek 20'yi 20 bulduk. Geldik örnek 21'e. Evet Hemen açı ve gördüğü ya ilişkisi diyebiliriz ama bak yarı çapla alakası yerde bir eşitlik verilmiş. Bir şey çizmeliyiz. Özellikle böyle yarı çapla alakası yerde bir eşitlik verilince bir şey çizmemiz lazım. E, bir şey çizmemiz lazım deyince çemberdeki en etkili silahımız. Bak videonun neredeyse çoğunda ben bu lafı kullanıyorum. Tabii ki yarı çap. Hop yarı çapı çizdik hocam. Peki şuraya da çizebiliriz. Çiz çember üzerindeki noktaları çizeceğiz sonuçta. Çizdin. Çizince burada güzel bir şey çıktı. Ne çıktı? Eşkenar üçgen çıktı. Bak bu yarı çap çift çizgi o zaman burası da çift çizgi. Eşkenar üçgen çıktı. 60, 60, 60. E hocam ben ikisi bulmak için bu yayı bulmalıyım. A burada bir merkez açı oluştu. 60 ise gördüğü yay 60 merkez açıdan dolayı. 60 ise burası da ne olacaktır? 30 çevre açıdan dolayı. Yani x'i böylelikle kaç buluruz? 30 olarak buluruz. Yani cevabımız böylelikle 30 oldu. Örnek 21'de. Geldik örnek 22'ye. Evet 120. Arkadaşlar önce açı ve yay ilişkisini kullanalım. 120 ise gördüğü yay var mı? Var. Burası nedir? 240. E sonra x'e bakıyoruz. Hocam x'e baktığımızda ne çevre açı ne merkez açı. Kullanamıyoruz. O zaman ne yapacağız burada? Bir şey çizmeliyiz. O bir şey çizmeliyiz artık altını dolduruyorsunuz. En etkili silahımız nedir? Yarı çap. Hemen yarı çap çizelim. Al sana yarı çap. Belki şuraya da çizebiliriz ama şekil karışacak diye çizmek istemiyorum şu anda. E ben bu 240'ı kullanayım. Hocam burası 240 360'a tamamlayan açısı burası değil midir? Evet. Yani buraya 120 kaldı. A 120. Bak merkez açı oluştu. 120 ise 120 yapar burası. Ve dikkat et bu da yarıçap, bu da yarıçap. çap. İkiz kenar üçgen çıktı. Burası da x oldu. 2x artı 120 eşittir 180 diyebilirsin. Buradan 2x eşittir 60'tan. X'i de kaç bulursun? 30 olarak bulursun. Ya da şunu yapabilirsin. Hocam tepe açısı 120. 180'den 120 çıkart. 60 2'ye böl 30 30 deyip sonuca da yine ulaşabilirsin. Evet böylelikle örnek 22'de 30 bulduk. Geldik örnek 23'e. Bak açı. Gördüğü yay ilişkisi bizim için önemli. Hemen 35 ise gördüğü yay nedir? 70. Bak 35'ten başladım mesela 70. Hocam 70 bak buradaki yay bu açıyı görüyor. Bu ya da bu açı bu yayı görüyor. Hemen buraya da 35 yazabilir miyiz böyle? Yazabiliriz. E sonra 30'u kullanayım. 30 ise gördüğü yay 60. 60 ise aha burada açıyı yazalım ben. Bu 60 bu yay bu açıyı görüyor. Ya da bu açı bu yayı görüyor. 60 ise burası da 30 mu oldu? Evet. E sonra arkadaşlar şuradaki üçgenden sonuç çıktı aslında. Çünkü buradaki üçgende iç açılar toplamı nedir? 180 derecedir. 30, x, 35 ve bak 30, x, 35 ve 70'in toplamı 30, x, 35 ve 70'in toplamı kaç yapacak? 180 yapmak zorunda. Üçgen bilgisinde kullanacağımızı söylemiştik. X buradan şu ikisi 65 yaptı. Ee, 65 ile 70'in toplamı 135 yaptı. 180 eksi 135'ten x'i de böylelikle 45 derece olarak buluruz. Yani örnek 23'ü 45 bulduk. Geldik örnek 24'e. Şimdi örnek 24'te ne demiş? O çemberin merkezi. Eyvallah. O çemberin merkezi bir de AB çapmış. E çap. Aa bak bu çap. Arkadaşlar Öncelikle bu çap olduğu için çapı gören bir çevre açı var burada. Nedir burası? 90 derecedir. O zaman çapı gören çevre açı 90 derecedir. Burayı yapıştırdık. Sonra başka ne yapabiliriz? E ben buradan dolayı şunu bulabilirim. 25 90 hop şurayı bulabilirim. Hocam burada kaçı kaç derece oldu zaman? 25 90'dan dolayı buraya da 65 derece kaldı. E şimdi açı ve gördüğü yay ilişkilerine gidelim. Hocam 30 sa gördüğü yay 60'ı yazabilirim. 25 ise gördüğü yay. Şurada 65 de bir işime yaramadı gerçi. Evet yaramadı. Şuradaki 65 işime yaramadı arkadaşlar. Sileyim. Oradan da çözüm yapılır ama boş ver. Gerek yok. Direkt bu açı ve gördüğü yaylardan yola çıkalım öncelikle. 30'sa gördüğü yay 60. 25'e gördüğü yay 50. E bu çember AB çap ya. Çap olduğundan dolayı bunun tamamının da 180 olması gerekiyor. 50 ve 60'ı burada. Yani 110'u burada. Buraya kaç kaldı? 70 kaldı. E hocam buradaki yay 70 ise x kaç olmak zorunda o zaman? Açı ve gördüğü yay 1'e 2 oran olduğundan 35 derece olmak zorunda. Dolayısıyla örnek 24'ü böylelikle 35 bulduk. Geldik örnek 25'e. Şimdi burada ne var? O çemberin merkezi AB çap. Çap. Çapı gören çevre açı 90 derece deyip işlem yapabilirsiniz. Birinci yol bu. Hocam 90 burası. Bu da yarı çap. Bu da yarı çap deyip. E 20 ise eşitleri gösterirsiniz böyle. 70 ise tamamı 90 olduğundan 20 oldu. X kenarlıktan burası da 20 çıktı diyebilirsiniz. Birinci yol bu. Ya da çapı gören çevre açı belki 90 derece göremeyebilirsiniz. Hocam bu yarı çap, bu da yarı çap, bu da yarı çap. Eşitleri yazdıktan sonra x kenardan dolayı burası da 70 deyip 70 70 40tan buraya 40 derece olarak buluruz. Sonra x kenardan dolayı burası da x olup 2 iç açının toplam bir dış açı 2x eşittir 40 deyip x'i de böylelikle 20 derece olarak bulabilirsiniz. İstediğiniz yoldan bulun. Size kalmış. Geldik örnek 26'ya. Evet çapı gören çevre açı. Bak çap var burada. Direkt bir çevre açısı da var. Çapı gören çevre açı 90 derece. Hocam şuradaki dik üçgende ne var direkt burada? Bir dik üçgen. Dik üçgende diğer iki açının toplamı yani 40 artı x 90 yapacağından x'i kaç buluruz? 50 buluruz. Evet x'i 50 bulduk. Sonra şuraya bakacak olursak hocam burada da çapı gören çevre açı 90 derece. Bu üçgende e, y ile 15'in toplamı da 90 yapacak. Y'yi de böylelikle kaç buluruz? 75 derece olarak buluruz. O zaman y de 75 bulduk. Bizden x artı y isteniyor. x 50, y de 75. Topladığımız zaman da kaç çıkıyor? 125 derece çıkıyor. Evet örnek 26'yı 125 bulduk. Geldik örnek 27'ye. O çemberin merkezi AB'de çap olarak verilmiş. Şimdi ikiz kenarlık verilmiş. 110 verilmiş. Ne yapabiliriz burada? E arkadaşım şunu yapabiliriz. İkizkenar üçgen oluşturabiliriz. Yani burada x'e ait bir şey yok. Ya da çembere tamamlayalım hocam diyebilirsiniz ama ben genelde ne diyorum size? çembere tamamlamaya gerek yok. Yarım çember verilmişse yarım çember çözüm için yeterlidir. Tamamlayarak da bu arada sonuca ulaşabilirsiniz. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. E ben buradaki ikiz kenarlığı kullanmak istiyorum eşit olan kenarları. Şunu şöyle çizecek olursam ikizkenar kenar üçgen oluştu. 110 say. 180'den 110 çıkart. 72'ye böl. 35 35 oldu. E burası 35 olduğuna göre a x'e ulaşacağım ben. Bak buradaki x de şuna bakın şurayı görüyor. Yani çapı görüyor. Çapı gören çevre açı 90 derece değil midir? Evet x de böylelikle 90 artı 35'e eşit oldu mu arkadaşlar? Kesinlikle eşit oldu. x böylelikle 125 derece olarak çıktı. Örnek 27'nin cevabı 125 oldu arkadaşlar. Evet. Böylelikle bu işi bitirdik. Yani 14. haftanın ilk videosunu bitirdik. Çemberde açıdaki ilk video bitti. İkinci videoda bu dikkatte kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. O zaman 14. haftanın ikinci videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.